Pasifik konusu da önemli. Şimdi Rusya, Ukrayna diyoruz. Bölge ciddi anlamda ısındı. Her an sıkıntılı bir duruma geçebilir. Savaş ihtimalleri var ama şimdi Çin faktörünü de unutmamak lazım. Çin önemli ve Tabii. orada da Pasifik'te ciddi gelişmeler var. Bakın bir haber de düştü. ABD'ye ait bu hani F-35 uçakları var ya, hani Türkiye'nin de bayağıdır işte sıkıntılar çektiğimiz ABD ile. İşte o F-35 uçaklarından bir tanesi Çin denizinde düştü. Tamam, bu teknik bir arıza olduğu söyleniyor ABD yetkilileri tarafından. Bu arada o da ilginç bir dosya Ünal Bey. Eğer teknik bir arıza varsa demek ki F-35'lerde de teknik sıkıntılar var. Bunu da buradan anlamış oluyoruz. Ama her neyse F-35 uçağı düştü Pasifik'te. Burası önemli oldu ve diğer taraftan da aynı bölgede Çin'in de tatbikatları büyüyor. Çin tatbikat yapıyor. Çok ilginç bir bilgi vereceğim size. Japonya hani ABD ile arasının gergin olduğunu düşündüğümüz Japonya'da olası bir savaşta ABD'nin yanında olacağını duyuruyor. Çin ve Rusya'ya karşı bir hamle yaptı ve şu an tatbikat yapıyorlar Japonya ile beraber Amerikalılar. Yani durum öyle bir karıştı ki küresel anlamda kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz. Ya bu dünya savaşının ittifakları, müttefikleri ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Pasifik anlamında Çin, Japonya, ABD ve bu düşen uçak Ünal Bey. Şimdi tabii dünya yeniden kuruluyor. Yeni bir dünya düzenine doğru gidiyor dünya. Burada tabii ki kartlar yeniden karılıyor. İttifak grupları oluşuyor. İttifak gruplarında tabii küresel aktörlerin etrafında oluşmaya çalışıyor. Müstakil oluşmaya çalışıyor. Bölgesel ittifak grupları var. Bu tür gayretler var. Tabii böyle adım adım gidiyor. Yani bakın İngiltere dün Polonya, İngiltere, Ukrayna bir ittifak grubu kurdular. Şimdi yani Batı'yla bir görüşüyorlar ama ittifak grubu üçlü ülke üzerinde de İngiltere'nin böyle bir hamlesi var. İngiltere biliyorsunuz Avusturya, Amerika ve İngiltere birlikte AUKUS dediğimiz Asya Pasifik bölgesinde de bir ittifak grubu kurdu. Geçtiğimiz yaz döneminde, geçtiğimiz yıl içerisinde, yakın zamanda. Dörtlü grup var. Japonya'nın içinde Hindistan aynı şekilde Amerika'nın da bulunduğu. Şimdi burada yani bütün dünya üzerinde şu anda bir ittifaklaşma, gruplaşma var. Ama ben şunu biraz daha farklı bir analiz getirmek istiyorum. Kutuplaşma mı, eksenleşme mi? Şimdi Amerika, Rusya, Çin kutup olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla bu kutbun etrafında da böbekleşecek olan ittifak gruplarından bahsedebiliyoruz. Fakat ben biraz daha kutuptan ziyade sanki bir eksenleşme var. Mesela Rusya-Çin ekseni. Yani kutup değil de Rusya-Çin ekseni. Tek, yekpare. Amerika, Avrupa Birliği üzerindeki bazı ülkelerle birlikte Amerika ve Avrupa Birliği ekseni. Veya İngiltere, Amerika, AB ekseni. Avrupa Birliği üzerinde bazı ülkeler yine. Şimdi böyle bir eksen var. Yani tek başına böyle bir kutuplaşmadan ziyade ve birbirine girip ilişkileri olacak bir yeni dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi Rusya doğalgaz satıyor Avrupa Birliği'ne. %40 ihtiyacı Avrupa'nın Rusya'dan karşılanıyor. Ama bir taraftan Rusya'ya kafa tutmak üzere harekete geçen Avrupa Birliği ülkeleri var. Doğalgazı Ukrayna üzerinden gidiyor. Şu anda Ukrayna üzerinden doğalgazın aşağı yukarı %37'si geçiyor. Şu anda halen de Ukrayna'dan devam ediyor. Belarus üzerinden de var. Kuzey Akım 2 hattı yapıldı. Baltık üzerinden biliyorsunuz Almanya'ya bağlandı. Sertifika meselesi, işte onaylanma meselesi bekliyor. Almanya bu şekilde Ruslarla ilişkisi var. Ama bir taraftan NATO içerisindesiniz, bir taraftan da Avrupa Birliği olarak karşı duruş sergilemeye çalışıyorsunuz. Niye bunu söylüyorum? Önümüzdeki dönemde yeni dünya düzeninde ekonomik hayatla siyasi hayat biraz farklılık arz edecek.
Mesela şimdi Suriye özeline bakalım. Suriye'de taraflar çatışıyor. PKK çatışıyor. Suriye Milli Ordusu aralarında çatışıyor. Rejimle birlikte çatışma var. Dönelim. Ama hepsi savaş devam ettiği şu süre içerisinde, çatışmanın olduğu dönem içerisinde ticari hayatta birbirleriyle hiç durmuyor Ferit Bey. Bakın orada IŞİD'le düzeltiyorum. PKK ile yani YPG-PYD ile Suriye Milli Ordusu çatışması devam ediyor. Ama aralarında ticari hayatta hiç durmuyor. Rejimle Suriye Milli Ordusu çatışıyor. İşte Elbap güneyinde bir kapı var. Açmaya çalışıyorlar dünden itibaren. Rakka tarafında da var. Ticari kapı diyorlar adına da. Ticari kapı devam ediyor. Bir taraftan da çatışıyorlar. Aynı gruplar çatışıyor. Ticari hayat devam ediyor. Bunu niye söylüyorum? Önümüzdeki dönemde de ülkeler de böyle olacak. Çatışırken ticaret devam edecek. Şimdi böyle bir dünyaya geldik. Küresel ekonomi. Küresel bir dünya. Yani bu farkı görmemiz lazım. Evet, kesinlikle. Ama daha önceden Soğuk Savaş döneminde Rusya'dan ticareti, Batı ile olan ticaretini, kapalı kutu yaşadığımız dünyayı, Çin sürecini hatırlayalım geriye doğru. Biraz farklı noktadayız. Evet. Evet, tabii Çin konusu tabii küresel anlamda dünya ısınıyor. Doğru, Ünal Bey çok önemli bilgiler veriyor. Çin anlamında ben de bir bilgi daha paylaşayım, bir haber. Çin'de tabii rahat durmuyor bu süreçte değerli izleyiciler. Çin'e ait 39 savaş uçağı, az değil, 39 savaş uçağı Tayvan'daki yönetimin hava sahası olarak kabul ettiği bölgeye girmiş. Tayvan Savunma Bakanlığı bu adımı Ekim ayından bu yana kayıtlara geçen en büyük ihlal olarak da değerlendirmiş. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Biliyorsunuz orada Tayvan'da Çin arasında da ciddi bir gerilim vardı. Bir taraftan çip krizi diye ortaya çıktı ama onun da arkasında bu Ukrayna-Rusya geriliminin bile zincirleme etkileri olabilir. Doğru. Çin, doğru mu Ünal Bey? Çok doğru. Çok doğru. Zaten Rusya-Ukrayna gerilimi veya Batı ile olan bir çatışmanın yayılacağı sahalardan birisi de Çin-Tayvan'dır. Yani Tayvan'ı zaten onun bir parçası olarak görülüyor uluslararası yani coğrafi egemenlik açısından ama tabii bir ayrılıkçı veya bir ayrılma mücadelesi var. Tayvan'ı tam kontrolü altına alacak şekilde Çin'in hamlesi olabilir. Daha başka güneyde de bazı hamleleri Çin'in olabilir. Dolayısıyla Ukrayna özeli aslında küresel birçok çatışma alanlarına da sıçrayacak bir potansiyel taşıyor. Balkanlara da sıçrayabilir. Bosna-Hersek meselesi var. Kosova meselesi var. Bakın Balkanlarda hassas noktalar var. Hatta ben şunu söyleyeyim. Eğer Suriye, Rusya bu Ukrayna meselesinde avantajlı bir konum elde ederse güneyimizdeki Suriye meselesini de Rusya tamamen kendi lehine çevirecek bir avantaj elde edebilir. Bunu da unutmayalım. Doğu Akdeniz'de daha da güçlenebilir. Böyle bir Rusya fotoğrafıyla da karşılaşabiliriz. Yani bu Ukrayna deyip geçmeyelim. Ukrayna sadece bir tampon, bir bölge. Arada sıkışmış bir mücadele alanı burası. Bu mücadele alanı küresel etkileri olacak olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Küresel etkiler üretecektir buradan. Peki o Suriye konusu Türkiye'nin aleyhine mi işleyen bir konu olur? Yani ola ki böyle bir Rusya'nın Karadeniz'de daha da güçlenmesi, Ukrayna'da güçlenmesi, Esad'ın da harekete geçip Rusya'yı da arkasına alıp İdlib'e ve işte Türk ordusunun askerlerinin de olduğu bölgeye doğru daha kararlı bir girişe mi sebep olur diyorsunuz? Şöyle, Rusya inisiyatif elde eder Suriye üzerinde. Amerika'nın inisiyatifi kırılır. Eğer böyle bir gelişme olursa, az evvel çizdiğim o senaryo gerçekleşirse, eğer o inisiyatifi elde ettiği takdirde o zaman Rusya'nın özel bir harekat vesaire karşılıklı bir temas ve çatışmaya ihtiyaç yok. O zaman Rusya ile doğrudan karşımızda bir Rusya var, Amerika alandan tasfiye edilmiştir.
Türkiye kendi güvenliği ve bekası çerçevesinde karşısında muhatap alacağı tek bir figür ve aktör olacaktır. Onun üzerinden yeniden Suriye'nin şekillenmesine etkili olacak bir, yani Rusya ile fotoğrafıyla karşı karşıya kalan bir Türkiye olacaktır. Evet, Türkiye açısından çok önemli günler bizi bekliyor. Siyasi iktidarın da içeride de şu anda sıkıntıları var. Ekonomik anlamda da var. Seçime giden süreçte Türkiye'de gerçekten dış politikayı ciddiye almamız gerekiyor. Umarız önemli, doğru hamleler yaparlar.